Bu videoyu izlemeden önce eğer izlemediyseniz karta tıklayarak Urgot'un hikayesi videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Urgot resmi olarak yayınlanmadan önce Adalet Günlüklerinde bahsedilen ilk şampiyondur. Adalet Günlüklerindeki makalede Urgot'un defalarca canlandırma denemesinin başarısız olması ve Profesör Stanwyck Piddledy'nin teknolojiyle nekromansiyi karıştırarak Urgot'u canlandırması anlatılıyor. Hikayesinin biraz daha detaylı hali gibi yani. Urgot'un dansı Kirby'nin zafer dansına referanstır. Urgot, nişancı, tank sınıflandırmasına sahip tek şampiyondu ancak daha sonra nişancı, dövüşçü şeklinde yeniden etiketlendirildi. Narda test sürecinde nişancı, tank idi ancak daha sonra dövüşçü, nişancı olarak yayınlandı. Urgot, Quake serisinden Macron'dan esinlenilmiş olabilir. Ayrıca X-Men serisinden omurgasızlar olarak bilinen, teknoloji olmadan hareket edemeyen uzaylı ırktan da esinlenilmiş olabilir. Ionia Noxus karşılaşmasında Urgot seçilebilir şampiyonlardan biri değildi. Neden olaraksa çok hasarlı ve onarılması gerekiyor dendi ve sonraki ek pakette oldukça güçlendirildi. Urgot'un kasap kostümü Texas katliamı serisinden deri surata referanstır ve arka planda deniz ayısı %50 indirimde yazısı görülebilir. Bu Warwick'in Earth'ı öldürdükten sonra bir kasaba satmış olduğu anlamına geliyor olabilir. Yani kasap Urgot'a. Savaş makinesi Urgot'un ayaklarının altında Demacia bayrağı vardır ve arka planda Garen'ın kılıcı görülebilir. Yani bu kostüm Urgot'un intikamını aldığı bir evreni temsil ediyor olabilir. Urgot bir piyadeyken kumandanız sayındı. Baş cellat konumuna getirildiğinde ise Swain'in bölüğüne verildi. Stanwyck Piddledy, Urgot'u diriltmek için Victor'dan çalınan araştırma notlarını kullandı ve Urgot'un intikam isteği canlanmasında muhtemelen yardımcı oldu. Urgot'un iptal edilmiş bir şampiyon olan Örümcek Kraliçe üzerinden yapılmış olabileceğine dair söylentiler mevcut ancak muhtemelen alakaları yok. Tüm iptal edilen şampiyonlar için karta tıklayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.